Emel Hanım, sunumu nasıl buldunuz? Güzel görünüyor sunum. Bakalım tadı nasıl? Feride Hanım sunumları eleştirmişti çünkü. Yağ aktı birbirine karıştı tarzında. Kübra Hanım? Güzel. Beğendiniz. Aynen beğendim. Emine abla? Güzel. Hanım Hanım? Ben beğenemedim. Niye? Azıcık aralıklı bıraksaydı şöyle daha görünümlü olurdu. Ne alaka aralıklı aralıksız? Sabah gelirken sallanabilir gidebilir. Yani... Benim yemeğim de sallanmıştı dün. Salçası bile ama kenara gelmişti. Ama benim bu ana yemek değil, bu ara sıcak. Yani bu poğaçanın bu poğaçaya değmesi mi seni sinir etti? Evet. Senin yemeğin hoplamıştı bildiğin. Hanım abla cidden şaka mı yapıyorsun yoksa hani bilerek mi söylüyorsun? Yok, şaka değil bilmiyorum. Hayır, bilerek mi? Şu an bu yorumu bilerek mi yaptın, şaka mı yapıyorsun? Şaka da değil, bilerek de değil. Peki dünün hırsı için mi söylüyorsun? Hayır, değil. Peki yani şimdi sana ben sence mantıklı bir yorum mu? Hani bazısını şaka olarak algılıyorum ya da bazısını diyor, hadi görmezden duymazdan geliyorum ama yani yaptığın yorum sence çok mantıklı mı? Poğaça poğaçaya değiyor ya da işte börek böreğe değiyor diyor, beğenmedim diyorsun. Yok, şu aradaki görüntü güzel oluyor ya Kadir Bey, o yüzden. Öyle ama beğenmedim olmuyor. Deme o zaman. De ki ben böyle şöyle olsaydı daha çok hoşuma gitti. İşte o şekilde. Öyle deseydiniz ben size öyle getirirdim. Ama beğenme. Hayır öyle getirmek zorunda değilsiniz. Hayır ayetten yani. De beğenmedim diyorsun ama. Ya işte çok yakın olduğu için. Yani şimdi yorumlarına bazen takılıyoruz. Evet gülüp geçiyoruz ama sen puan da vereceksin. Ve masadaki arkadaşlar hep 15 bin lira için buradalar. Biz de onun için buradayız. Yemeklerime şey yaptılar. Ama güzel olursa vereceğiz. Ama sen hala dünün etkisindesin. Hanım hanım, sizin gününüz bitti artık. Bugün odaklanın siz. Peki afiyet olsun herkese. Buyurun. Hakkımızda hayırlısı. Hadi bakalım. Olivye salatası burada Rus salatası olarak geçiyor. Ama bizim Özbekistan'da bu Rus salatası Olivye diye geçiyor. Olivye. Farkı nedir? Misal bize tütsülenmiş salam konuyor içine. Normal salam konuyor işte. Burada yok öyle şeyler konmuyor. Hani yersiniz tadını alırsınız. Yumurta var içinde. Yumurta var evet. Ve bizimkinde hani yoğurtla mayonezi karıştırıyoruz. Burada bu saf mayonez. Sadece mayonez. Aynen. Salatanı beğenmedim. Niye? Değiş bir tat geldi bana. İşte bugün zaten değişik bir tat tadalım diye ben bu menüyü seçtim. İçindeki tütsülenmiş salamdan olabilir mi? Bir koku var onda, olabilir. Şimdi Ali, çok pardon, salatayı içindeki kokudan dolayı mı beğendin? Yani kokusu bir de şeyi, bir de yani tadında bir değişiklik var. Tadında ne değişikliği var? Yani böyle bir mayoşluk geldi bana biraz. Şey, turşu var içinde. Salatalık turşusu, evet. Salatalık turşusu var. Şeye, bezelye var, havuç. Salam iki şöyle, çeşit var burada. Şöyle diyeyim sana. Hı. Bu katı yani ikisi de kuru yiyecek. Bunun yerine salata yapsaydın daha iyi. Ama kaşık salata da var ana yemeğin yanında. Bu ara sıcak. Ara sıcak yani da yenir şöyle, zaten. Bununla beraber. Hayır, bununla beraber kaşık salata yenmez. Hı. Meze olarak olivye salatası. Yanında börek olarak. Hani siz öyle düşünün. Ellerine sağlık. Börek. Peki salsayı beğendin mi? Ispanaklısını, kıymalısını. Şunu kıymalı şey ıspanaklısı hafif tuzlu lezzeti. Olabilir. Yani peki sence onlar el açması mı hazır yufka mı? El açması. Samsayı genel olarak herkes hazır yufkadan bekliyor. Hatta hazır yufka olursa puan alamazsın. Puan alamaz dediler. El açmasını nasıl buldun? Kıvamını, hamurun? Hamuru şeyi güzel sadece bunun içindeki... Tuz biraz kaçmış olabilir. Ben yani denemedim. Şey, bir de salatayı beğenmedim. Emel Hanım siz nasıl buldunuz? Ben beğendim. Börek olsun, salata olsun gayet güzel olmuş. Elinize sağlık. Börek özellikle çıtır çıtır. Ispanak mesela suludur. Yani yumuşak olur diye düşündüm ama çıtır çıtır olmuş. Yani bu daha yumuşak bekliyordum mesela ıspanaklıyı. Ispanağı nasıl koydunuz içine? Hangi işlemden geçirdiniz? Hiçbir işlem geçirmiyor bakın. Soğanı doğradım. Şey mi yapıyorsunuz? Soğanı doğradım. Ispanağı doğradım. İkisini ıspanağı çok az tuzla böyle öldürdüm. Soğanı iyice öldürdüm. Sonra ikisini karıştırdım. Hmm. Biraz sıvı yağ, karabiber, tuz. O kadar. Başka aynen, bir şey yok. Aynen güzel olmuş. Yani evet. Bunu yumuşak bekliyordum. Çıtır hani şey yapmadım. Böyle bazıları öldürüp suyunu çıkarıp evet, sıkıntı yapıyorlar evet. Ya. Öyle bir şey yok. Biz de öyle yapmazlar. Elinize sağlık. Çok beğendim. Peki beğendiniz hepsini. Evet, afiyet. Beğendim. Size değişik tat gelmedi mi Aliyeva'dan? Ya salam var zaten yani seviyorum maalesef ki. Bir de tütsülenmiş salam var burada. Evet onu da değişik. Aynen. Beni rahatsız etmedi. Güzel geldi salam. Çok lezzetli. Kübra Hanım siz nasıl buldunuz? Sizin ilk yorumunuz bizim bildiğimiz muska böreği dediniz. Ama üstüne de ne ekledim? El açması yaparsa tamam muska böreğini biz yufkadan yapıyoruz. El açması olduğu belli peki, zaten. Feride Hanım sizce onca yorumdan sonra kalkıp da hazır yufka kullanır mıydı?
kullanmayacaktır. Üstüne de ilave ettim. Emindiniz el açması yapacağını. Aynen, kullanmayacağını düşündüm çünkü çok iddialı konuştuğu için kullanmayacağını da düşündüm. Çok güzel olmuş. İkisi de güzel. Hani kıyma çok rahatsız edici değil köftesi. Bu da olması gerektiği gibi. Evet, aynen. Doğru. Bence çok lezzetli bir. Peki Emine abla kaşık salatası bekledi bunun yanında. Ona ne diyorsun? Olmazdı. Kendi tercihim. Evet, olmazdı. Yani. Peki, afiyet olsun. Hanım abla? Kaşık salatasına takılmadım. Bu böyle olur zaten ama biraz daha kıvamlı olsaydı, yoğurt olsaydı, tuz olsaydı biraz daha içinde. Tuzu. Tuzu biraz tuzsuz geldi bana. Ya malzemelerin tadı. Masada tuzluk var istersen. Adliye salatasına yoğurt konmuyor. Biraz... Sadece mayonezle oluyor. Tamam, mayonezi biraz daha olabilir. O yüzden bakın ben o yüzden Rus salatası demedim. Olivye salatası dedim. Biraz daha mayonez olabilir üstünde az. Hayır, bu daha çok, burada çok cıvık olmuş bu. Benimki de çok cıvık değil yani. Hayır, hayır, hepsi aynı. Şey, sert olmuş. Daha biraz. Az olsun mayonezi diyor. O, sonra o kuru olur, ağzına yapışır. Malzemeleri çok var biraz. Ama olivyenin öyle malzemesi. Daha bazı insanlar elma koyar içine. Yeşil elma var ya, evet. Ekşi elma koyarlar. Yani sen Amerikan salatası tarzı gibi bir şey mi bekledin? Daha böyle mayonezli yumuşak. Ha? Ama olması gereken buymuş. Evet. Çünkü onların yemeği, biz çok bilmiyoruz. Güzel. Olabilir. Tadını beğendin mi? Tercihimiz. Tadını beğenemedim. Rusuz geldi bana. Peki, samsalar için ne diyorsunuz? Ben onları da beğenemedim. Niye? Bu çok sert geldi. Çok pişmiş, kesemedim. Ispanaklı börek koyuysa yumuşak zaten olur. Zaten bir şey söyleyeyim mi size? Bu samsalar kesip yanmaz. Ispanaklı börek diyor ama. Ispanaklı börek değil bu. Bu samsa. Tamam, samsa işte. İçinde ıspanak var. Ispanak bunu genelde yumuşatması tamam, gerekirdi. Samsa işte, olsun. Bu el açması olduğu için, yufka olmadığı için yumuşatamaz yani. Yumuşatır. Hayır, el açma hiçbir zaman yumuşatmaz. Ben bu samsayı biliyor musunuz? Evet. 14-12 yaşından beri yapıyorum. Yapabilirsin. Hayır, o yüzden istediğim şekilde değil. Ben hayır, kabul etmiyorum bu yorumunuzu. Bir şey söyleyebilir miyim? Ben yorumunuzu kabul etmiyorum. Nasıl olur biliyor musunuz? Nasıl olur? Daha önce samsa yaptınız mı? Yaptınız mı? Yaptım. Şimdi yaptım diye. Samsa yaptım. Bunu bak söyleyeyim ama canım. Ha söyleyeyim. Bunun içine birazcık az yağ katabilirsen bu yumuşak dururdu. Allah! Ne yorumlar ne yorumlar. Hanım yandık vallahi biz bugün. Mayalı bir hamur bu. Tamam, bana göre uymadı. Beğenemedim. Yani şunu söyleyeyim, ben çok pardon, lafımı saklayamayacağım. Lafımı saklayan da biri değilim. Söyle. Yorumlarınız bana çok mantıklı gelmiyor. Yani altını dolduramıyorsunuz. Bakın, bu yumuşak, güzel. Bakın, problem beğenmemeniz değil. Yorumlarınızın altını dolduramıyorsunuz. Yani şunu diyorsunuz bana, ben bunun yağlı olmasını istiyordum ama sizin isteğinize göre değil ki, onun olur nasılsa odur, ona bakmamız lazım. Bunun olur işte. Daha önce samsa yaptınız mı diyorum, yaptım diyorsunuz. Tamam, tarifini bana söyler misin? Ben bu samsayı nasıl yapıyorum söyleyeyim, sen rica ettim yani. Ispanağı şey yapıyorum, azıcık bir böyle tavada alazlıyorum. Tamam, kavuruyorsunuz. Az bir yağ katıyorum. Hamuruna evet. Ne koyuyorsunuz hamuruna? Hamuruna pasta mayası katıyorum, kabartma tozu, bir tane yumurta, kararı kadar, hamura kararı kadar. O şekilde yapıyorum. Hem kabartma tozu hem maya. Olmaz. Evet. Öyle bir şey olamaz. Peki açmasını nasıl açıyorsunuz? Öyle bir şey. Normal yufka gibi. Açıyorsun, sonra nasıl kapatıyorsun? Sonra katlıyorum böyle köşeli. Mantı kapatır gibi. Şey böreği oluyor ya böyle, dört köşeli, o şekilde. Anladım ama bunun açılışı sizinkinden çok çok farklı. Farklı evet. Çok çok yöresel farklı. Yöresel olduğu için olabilir. Anladım ya, onlara özgü bir yemek olduğu için onlarınki daha iyisi tabii. Arkadaşıma özgü olduğu için ondan olabilir. Ben sizin yorumunuzu kabul etmiyorum. Çünkü yemekten bilginiz hiç yok. Tamam, etmeyebilirsin. Sizin de yoktu. Çünkü bilmiyorsunuz, bu samsa olduğunu bilmiyorsunuz. Peki, hakkımızda hayırlısı. İnşallah ilerleyen günlerde daha kötü şeyler olmaz. Feride Hanımcığım, elinize kolunuza sağlık. Afiyet olsun. Ben hepsinin tadını çok beğendim. Hamurlar da gayet güzel olmuş. Gayet güzel kabarmışlar, çıtır çıtır dökülüyorlar. Kıvamını tutturmuşsunuz. Elinizin de lezzeti afiyet gayet olsun. Yerinde. Çünkü bu salatayı daha önce de birkaç yarışmacıdan yedim. Tadını biliyorum, çok da güzel olmuş. Ellerinize afiyet sağlık. Olsun.